İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine Yeni Ufuklar farkıyla İstanbul Sözleşmesi'ni tartışacağız. Belki de çok fazla ele alınmayan bir yönüyle yasalarımızla ilişkisi nedir? Birdenbire İstanbul Sözleşmesi geldi ve kucağımızda kadına karşı şiddeti önleyecek yasaları, nur topu gibi onları mı bulduk kucağımızda? Bunun İstanbul Sözleşmesi'nin sosyolojik boyutu nedir, siyasi boyutu nedir ve hukuki boyutu nedir? Stüdyomda çok değerli iki konuğum var. Bir tanesi Aydın'dan katılıyor. Sayın Erdem Cömert, siz hem avukatsınız, yani hukuk, kamu hukuku, anayasa hukuku. Evet. Dersleri veriyorum. Ama ayrıca bir avukatlığınız da var. Yani anayasa hukukunun dışında. Hukukçuyum. Hukukçusunuz. Hukukçuyum, evet. Esas şimdi iş olarak da anlamlı bir şey yapıyorsunuz. Kamu hukuku uzmanı diye geçiyor mesleğiniz ama hakim ve savcıları yetiştirmek üzere evet. Ders veriyorsunuz. Şu anda görev yapan birçok hakim ve savcının hocası olmakla gurur duyuyorum. Eyvah, şimdi fena tezgahımıza düştünüz. Bakalım hakim ve savcıları nasıl yetiştirdiniz? Nasıl bir yönelim verdik? Hani o İstanbul Sözleşmesi cinsel yönelim veriyor ya, siz de nasıl bir hukuki yönelim veriyorsunuz onu biraz sonra sizinle konuşacağız. Aydın'dan da Sayın Avukat Zühre Genişel bizimle birlikte. Aslında Aydınlılar için geniş el demek biraz zor. Ben hala düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü benim annem Ege'li ve E'yi biz ilk tabii ondan duyduğumuz için böyle Ege'liler gibi söylüyorduk. Sonradan değiştirmeye çalıştım. Sizin soyadınızda da biraz zorlanacağım gibi gözüküyor Genişel. Öncü kadın GYK Genel Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sayın Erdem Cömert, hemen sizinle başlayalım. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin bizim yasalarımıza nasıl getirdiğini Zühre Hanım'la isterseniz daha geniş konuşalım da sizle ne getirdi? Yani ne değiştirdi bizim hayatımızda? Hem hukuki boyutuyla hem sosyolojik boyutuyla hem de yasalarımız açısından, öncelikle hem uygulayan açısından diyelim, hem de yani hakim ve savcılar açısından da neler getirdi. Bir de kadınlar açısından ne getirdiğini tabii daha çok Zühre Hanım. Aslına bakarsak İstanbul Sözleşmesi ile şimdi bir sosyal medyada kampanya var. Ha, bir dakika, lafınızı kesmeden onu da söyleyeyim. İzleyicilerimiz biraz, ben aslında ona dikkat ediyorum. Yani kadın meselesi illa kadınlarla konuşulacak diye bir şeyim yoktur. Tam tersine erkekleri bu masaya yatırmak ve onlarla konuşmak, onları eğitmek açısından da onların da sorumluluğu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kadına uygulanan şiddetin. Zaten dolayısıyla hemen sizi özellikle niye hukukçular arasında kadınlar arasında yok muydu başka kadında bir erkek buldunuz diye soranlar olabilir. Bu cinsiyetle ilgili bir şey değil. Bilgi ve birikimle ilgili bir. İkincisi de bu konuda erkek hukukçuların ve erkek vatandaşlarımızın hepsinin de fikir geliştirmesi ve sindirmesi de gerekir diye düşünüyorum. Bir baba olarak erkek çocuk yetiştirme görevi, kız çocuk yetiştirme görevi sizin de omuzlarınızda diye düşünüyorum. Kesinlikle. Galiba kızınız var bir tane. Evet, kızım var. Kız babasıyım. Evet. Tamam, şimdi ona göre konuşacağız. Buyurun efendim. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Hani biraz cinsiyetçi yaklaşacağım sizden farklı olarak. Kadın sorunu falan lafı da çok doğru değil. Evet. Çünkü sorun yaratan kadın değil. Sorun yaratan baktığımız zaman biraz da bizleriz. Yani erkekler olarak tabii. Hani biraz da sorun çıkaran cinsiyeti de temsil ediyorum. Biraz oradan mahcubiyetle de kendi türdeşlerim açısından karşınızdayım. Ama şeyden bahsedeceğim ben. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi olmadan sanki kadınlarımız korunamayacak. İstanbul Sözleşmesi geldi, şu anda bütün kadınlarımız kurtulacak gibi bir anlayış var. Sosyal medyada böyle kurtulmadığı bir anlaşılıyor da yani kaç senedir var. Peki zaten İstanbul Sözleşmesi ne diye hiç açıp okuduk mu? Ben mesela İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen, sosyal medyada buna destek veren çoğu arkadaşıma sordum. Hatta dün bir tanesi de böyle uzun uzadıya tartışıp okumamış kimse. Ne getiriyor? Bir kere net bir şey söyleyeyim. Sosyal bir şey medyadan okuyorlar. Evet. İstanbul Sözleşmesi hiçbir şey getirmiyor. Yani kadınlara yönelik şiddeti önleyen hiçbir şey getirmiyor. Zaten bizim kanunlarımızda var.
Yani bizim zaten kanunlarımızda olan bir şeyi bize getiriyor gibi görünüyor. Güzel laflar da söylüyor ama içine baktığımızda, birazdan onları açıklayacağım ben size, çok farklı şeyler var. Aralarda, satır aralarında bize yedirilmeye çalışılan, toplumsal dönüşüm boyutu olan, hatta bizim ülkemizin iç hukukuna yabancı devletlerin, yabancı devlet parlamentolarının dahi müdahale etme şansını sunan, bir anlamda bir kapitülasyon benzeri uygulamalar olduğunu görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'nde. Şimdi bu neden İstanbul Sözleşmesi bu kadar gündeme geldi? Kim bu kampanyayı dayatıyor? Neden böyle bir şey var? Arkasında ben biraz şüpheleniyorum. Ne zaman bu Facebook'ta, Instagram'da, işte Twitter'da falan bir şey çok gündeme gelse, kampanya haline gelse hemen şüpheyle bakıyorum. Aralarında acaba neler var diye bakıyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni madde madde incelediğinizde mesela şey demiş, ne güzel, ismi çok güzel. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Yani adına baktığınızda kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetten bahsediyor. İçeriğine bakıyorsunuz, içeriği hiç öyle değil. İçeriğinde ailenin korunması yok, ailenin bütünlüğü yok, ailenin huzuru yok. Aile kavramı aile içi şiddet dışında bir kere dahi kullanılmamış mesela İstanbul Sözleşmesi'nde. Bir de bizde zaten kanun var, 2012'den beri yürürlükte bulunan bir 6284 sayılı yasa var zaten elimizde. Neden ayrıca İstanbul Sözleşmesi getiriliyor? Ben biraz anayasa hukukçusu olduğum için anayasa tecrübelerimden hareketle birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi bizim ülkemizde böyle yasal değişiklikler yapılırken bunu şey söylüyordu, o FETÖ lideri daha çok konuşmalarında söylüyordu. İzliyorduk Samanyolu TV'lerde falan. Orada diyordu ki işte çocuk ilacı almak istemeyebilir. İlaç ona acı gelebilir. O ilacın etrafını çikolata sosuyla kaplayacağız ve çocuğa ilacı öyle vereceğiz diyordu Türk halkına. Açık açık da söylüyordu. Tabii açık açık da söylüyordu o cemaat iş toplantılarında. Şimdi bunlar hep getirdiler bize bu acı ilaçları, çikolataya süsleyip. Mesela aklıma gelen birkaç örnek söyleyeyim. 2001 anayasa değişikliği mesela. Yani anayasa hukukçu olarak baktığınızda temel hak ve özgürlüklerle ilgili müthiş şeyler var. Getirilen yenilikler var. Genel sınırlama sebeplerinin kaldırılması var. 2001 değişikliğiyle beraber İşte vatandaşların 13. maddenin özellikle değiştirilmesi var, 14. maddenin değiştirilmesi var. Böyle oraları incelediğimiz ne kadar güzel şeyler var diyorsunuz ve inceliyorsunuz. Ama bir yandan da şimdi biz maalesef diyeyim, bilmek çünkü mutluluk vermiyor. Cahillik daha mutluluk veriyor bu ülkede. 2001 yılına gidiyoruz. Ne var arkasında? IMF'in 1.1 milyar dolarlık kredilerini serbest bırakmaması, Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelmesi ve 15 günde 15 kanun çıkaracağız demesi ve bize bu değişikliklerin zorla yapıldığı var. Şimdi bir yandan şüpheleniyorsunuz. Ya Avrupa Birliği neden bizim bu kadar özgür olmamızı istiyor? Neden bu kadar demokrat olmamızı istiyor? İnsan haklarımızı niye bu kadar savunuyor falan işkilleniyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz. Özgür olmamızı istiyor mu o maddeler? Hemen bakıyorsunuz. O maddeler güzel güzel giderken 87. maddede bir değişiklik var. Diyor ki 87. maddesi 2001'e kadar anayasamızın, anayasanın 14. maddesinden hüküm giyenlerle ilgili af kanunu çıkarılamaz. Ne demek bu? Bölücülük, yıkıcılık faaliyetleri, yani ülkenin bölünmez bütünlüğü, laik demokratik cumhuriyet rejimine, hukuk devletine, eşitlik ilkesine aykırı amaçlar yürüten, bu tip terör örgütüne katılan kişilere ya da terör faaliyeti yürüten kişilere af çıkarılamıyordu. Ve bunu 2001 yılında bu kadar çikolatanın içerisinde bize yedirdiler. 2004'te aynısı yapıldı. Ne güzel, ölüm cezaları kaldırıldı. İşte devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı falan. Biz yine demokrasi adına falan sevindik, böyle güzel şeyler oldu diye bir baktık içinde. Bugün de bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan bir anayasa vehameti var. Diyor ki artık anayasa 2004'e kadar milletler arası antlaşmalar kanun gücündedir diyordu. Evet, öyle de olmalı ama 2004'ten itibaren ne diyor? Temel hak ve özgürlüklerle ilgili milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda milletler arası antlaşmaların dediği geçerli olacaktır diyor. Peki bir şey devlet ne yapar? Neye devlet deriz? Biz kural koymak gücünün olması, iki kuralları uygulama gücünün olmasıdır devlet. Yani yasama, yürütme ve bir de bunu denetleme gücü. Şimdi İstanbul Sözleşmesi öyle bir sözleşme ki anayasanın 2004 değişikliğiyle beraber gelen, bizim kanunlarımızın üstünde ve anayasaya aykırılığı iddia edilemeyen bir sözleşme. Kuralı biz koymamışız, bir. Kuralı uygulaması bizde değil, bahsedeceğim birazdan. Ve kuralın denetlemesi de bizde değil. Yani bizim devlet egemenliğimize Grevio'nun evet, yetkileri açısından yetkileri da anlamlı. Aynısını 2010'da yine yaptılar. O malum FETÖ başı yine dedi ki mezardakiler bile kalkacak, oy verecek falan. Yine baktık ne kadar güzel. Mesela Adalet Bakanı HSK'daki daire çalışmalarına katılamaz diye bir hüküm geldi. Yargı bağımsızlığı açısından ben bunu olumlu karşıladım hocam. Ne kadar güzel bir şey diye. Altından ne çıktı? HSK ile geçirmek. Yani bunlar
Ne bileyim işte şey koydular bir yandan 2010 değişikliklerinde, işçilere toplu sözleşme hakkı, çocuk hakları falan. Kadın haklarını anayasamıza üçüncü kez koydular 2010'da. Yani zaten 10. maddede vardı kadın erkek eşitliği. 2004'te bir daha koydular bu değişikliklerle beraber. 2010'da bir daha. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kadın hakları diye, çocuk hakları diye, kadına yönelik şiddet diye hepimizin üzerinde zaten hassas olduğumuz, hepimizin zaten destekleyeceği yasal değişiklikler yapılıyor ama aralarda bize bir şeyler de sokuşturuluyor. Bunlar neler? Bunlar acaba? De toplumda böyle bir talep var zaten. Yani kadın hakları konusunda her değişiklikte bizim emeğimiz vardır. Yani ben kendi emeğimden de biliyorum. 50 yıldır bu konuda mücadele eden, adım adım kazanan, hatta 150 yıldır bir mücadelemiz var. Hepsi kazanılmış mevzilerdir yasalardaki her evet, adım açısından. Aynen. Yani birdenbire İstanbul Sözleşmesi'yle pat biz diye Cumhuriyet devrimi yaptık şöyle. Bize böyle bir yani verir gibi vermediler. Biz devrimle kul olmaktan kurtulduk, evet, eşit yurttaşlar olduk. Evet. Emperyalizme evet, karşı ilk defa biz savaştık. Ama o da pat diye böyle savaştık. Atatürk bir gün sabah kalktı da hadi öyle ben olmadı, bu kadınlara tabii, biraz hak vereyim diye öyle mi verdi zannediyorsunuz? Öyle olmadı. O kadınlar omuzlarında merve taşıyarak aldılar. Çok büyük haksızlık böyle düşünmek hakikaten. Kesinlikle. Bir kere bu sözleşmenin başta felsefesi yanlış. Yani giriş kısmını açıyorsunuz. Sözleşme önümde şu anda. Diyor ki kadına karşı şiddetin kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve eşit olmayan güç ilişkilerinin erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı acımalık yapmalarına, kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesi yol açtığını bilinci olarak. Yani kadın erkek arasındaki eşitsizlik sadece acaba bizim fiziksel farklılığımızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa yıllardır kadının köleleştirilmesi, feodal toplumda kafes altına alınması, kapitalist toplumda kadının metalaştırılması mı kadını acaba eziyor, sömürüyor, ikincil hale getiriyor? Bu dediğinizden, bu sorudan neyi çıkartıyoruz? Kadını özgürleştirebilmek ve kadını şiddete karşı koruyabilmek için bu koşulları, dediğiniz, saydığınız koşulları değiştirmem lazım. Evet. Yani yoksa sizin kafanızı kessem, şurada stüdyoda Zühre Hanım'la beraber ama size şey yapabiliriz, baş edebiliriz ama sizin eşinizi o anlamda özgürleştiremem tabii. Evet. Ama sözleşme koşullara bağlamıyor. Yani tabii, sözleşme koskoca köleci dönemi, feodal dönemi, özel mülkiyeti falan yok sayıyor. Kadın, erkek doğuştan sanki güçlü evet, olduğu için kadın hep ezer. Sizin, senin düşmanın diyor bak bu erkek diyor. Erkektir, şurada oturan diyor, bir Erdem Bey var ya evet, diyor. O sakalı bıyığı var onun diyor, için o düşman diyor. Evet. Ve şurada çok ilginç. Üçüncü bölümü var. O çok ürpertici geldi bana. F bendinde diyor ki kadın terimi diyor 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır. Biz 18 yaşından küçüklere çocuk diyoruz hukukta. Biz onlara kadın demiyoruz. Onları kadın olarak görmüyoruz. Yani nasıl onu 13 yaşında kendisini eş olarak almaya çalışan o ilkel zihniyet nasıl görüyorsa onu kadın olarak, bunlar da modernizm ya da postmodernizm her neyse adlandırılır aynı isimde. Amerika'da birçok eyalette biliyorsunuz 11 yaş sınırı var şey için, evlilik için. Bunu bize dayatıyor. Evet, evet. Yani modernleşme, çağdaşlaşma dediğinizde oralara kadar varabilir iş. Ekleyeceğiniz bir şey daha varsa, söyleyeceğim. Madde madde anlatmak tabii istiyorum ama hemen zürama durmadan bir şey daha çok bana ilginç geldi. Hemen başta söylemiştik ya, başlık kadına yönelik şiddet diyor. Aile içi şiddetin önlenmesine dair sözleşme. Dördüncü maddeye bakıyorum. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını koruma yönelik tedbirlerden bahsederken cinsiyet, toplumsal cinsiyet. Cinsiyet de toplumsal cinsiyeti ayrıştırmış. Hayır, ne anlama geliyor siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Irk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş. Ulusal veya sosyal köken. Bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma. Doğum, cinsel yönelim. Toplumsal cinsiyet kimliği. Dört tane şey var burada. Cinsel yönelimin de ne olduğunu sağlık durumu tarif ediyor zaten. Ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması diyor. Hani kadına yönelik şiddetti bu? Burada başka şeylerden bahsediyor. Aralarda bize dört ayrı cinsiyet, cinsel kimlik, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim diye dört ayrı şey koyuyor önümüze. Sınıflandırma koyuyor. Yani kadın erkek ayrımının da ötesine geçen bir yeni toplumsal bir toplumsal model tanımı evet, var. O tanımda tanımın unsurları biraz önce saydığınız toplumsal cinsiyet, bugün bu tartışmamız yani orada yoğunlaştırmayacağım çünkü ayrıca bir program yapmak lazım o konuda. Toplumsal cinsiyet ne demek? Toplumsal cinsiyet rolleri ne demek? Ben biraz önce söylediğim gibi 50 yıldır toplumsal cinsiyet rolleriyle yani pembe patik, mavi patik ayrımı konusunda ben kızımın şey oynarken daha bir yaşındayken önüne meğer solakmış bilmiyordum.
sağ ayağının önüne top koyuyorum. Vur kızım topa, vur kızım topa. Hani kız çocuk top oynamaz ayağınla diye şey yapmasın, öyle bir rol ayrımı olmasın. Oğlumun eline bebek veriyorum. Oğlum hadi git bak bebeğini, yemeğini yedir, altını temizle filan. Ama dediler ki olan çocuk şey olmasın. Dedim siz yapmıyor musunuz baba olarak, altını temizlemiyor musunuz çocuğunuzun, bakmıyor musunuz? O da şimdiden öğrensin rolleri. Roller başka bir şey, toplumsal cinsiyet tanımı başka bir şey. Oradaki sıralamada yani cinsiyet ve toplumsal cinsiyet diye bir ayrım var orada. Onun da tanımı var zaten. Yani ille bu toplumda kazandığı, istediği, tercih ettiği cinsiyeti alabilir, seçebilir. Şimdi. Kadın ve erkeğin dışında XX ve XY kromozomu olduğu olmasına rağmen farklı bir cinsiyeti seçebilir, özgürlüğü tadabilir diyor doğanın dışında bir şey olarak, dayatma olarak. İşte o toplumsal model, sunduğu toplumsal modelle ilgili bir konu bu. Evet, sizin var mı başka, sonradan tekrar döneriz. Sonra tekrar döneriz ama tamam. Şu kadarını söyleyeyim hemen bir cümleyle. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım ya da İstanbul Sözleşmesi'nden yanayım tavırları doğru değil bence. İkisi de doğru değil. İstanbul Sözleşmesi'nde ne var? Ben çoğu maddesinden yanayım. Ne kadar güzel şeyler var. Elbette kadınlara bir şey saldırıda bulunulmasın. Kadınlar elbette korunsun. Elbette pozitif ayrımcılığı destekliyorum. Kadına yönelik herhangi bir şiddetin kesinlikle karşısındayım. Öyle bir şey hale düşürüyorlar ki bizi Şule Hanım. Biz birkaç maddeye karşı çıkacağız diye kadın düşmanı oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bizi insan düşmanı ilan etmek istiyorlar. Bu hani bir ara şey yaptılar ya, açılım süreci falan filan. Açılım sürecine karşı çıktık falan. O zaman ben bir Dedemon Oteli'nde bunların yaptığı akil adamlar toplantısına girip konuşmuştum. Beni orada faşist ilan etmişlerdi. Neden? Bölücülük yapmadığım için beni Kürt düşmanı ilan etmeye çalışıyor. Yani öyle konuma düşüyorsunuz ki şu anda benim birçok izleyen arkadaşım bile bana şu anda böyle bir şüpheyle bakıyor. Acaba bir de İstanbul Sözleşmesi'ne mi karşı? Niye karşıydım oradaki güzel şeylere? Aralarda neler var? Birazdan onları yeniden o sözleşmenin maksadının ne olduğu, evet, önemli. Maksadı ne ve Türkiye'ye neler nasıl bir aralarda model ve proje getirdiği önemli. Evet. Karşı olup olmamak meselesi değil. Hakikaten onun içeriği açısından doğru okumak gerekir. Evet. İlk önce bir okumak gerekir, bir de tabii doğru okumak gerekir. Sayın Genişer, size dönelim. Kadınlarımızı şiddetten koruma konusunda uzun yıllardır sizin de mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Vatan Partisi'nin öncü kadınlarından birisiniz. Yıllardır hukuki bakımdan da bu konuda mücadeleniz var biliyorum. Bu sözleşme hukuki bakımdan kadınların eline ne getirmiştir? Nasıl bir güçlendirmiş midir? Yoksa anlamı, maksadı nedir? Bir sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Evet. Bütün hukuki metinler öncelikle nasıl bir toplum tasarladığınızla, nasıl bir toplum öngördüğünüzle ilgili. İstanbul Sözleşmesi de bundan bağımsız bir metin değil. Kadına karşı şiddeti ve ayrımcılığı önleyeceğini taahhüt eden, bunu hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nin hangi toplum tasarımı ile, nasıl bir toplum modeli ile bunu önleyeceği önemli. Sözleşmeye de bu açıdan bakmak lazım. Biraz önce siz de bahsettiniz, İstanbul Sözleşmesi çokça tartışılıyor ama sözleşme tartışılırken bilgiler üzerinden, olgular üzerinden, hatta sözleşmenin metni üzerinden tartışılmıyor. Bir takım algılar üzerinden tartışılıyor. O algı ne? İstanbul Sözleşmesi geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadelesi başladı Türkiye'nin. İstanbul Sözleşmesi de kadına şiddetle mücadelenin tek geçerli aracıdır şeklinde bir iddia. Gerçek bunun tam tersi. Şöyle tam tersi, birincisi İstanbul Sözleşmesi içeriğiyle kadına yönelik şiddeti engeller mi? Tasarladığı toplum modeliyle kadına yönelik şiddeti engeller mi, sonlandırır mı? İkincisi İstanbul Sözleşmesi ne kadar Türkiye'de gerçekten kadına yönelik şiddetle bir mücadele yok muydu? Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yok muydu? İki boyutuyla da yanlış yürüyen bir tartışma var ortada. Birincisi İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin temelini erkeklerin
kendi deyimiyle söylüyorum. Sözleşmenin içerisinde daha giriş bölümünde erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılığa neden olan ve kadınların tam ilerlemesini engelleyen kadınlar arasındaki tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisine şiddet diyor. Yani kadına yönelik şiddetin sebebi neymiş? Erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasındanmış. Böyle olunca erkekle kadının düşman olması gerekir. İkincisi diyor ki sözleşme, bu sözleşmenin kapsamına göre hükümleri uygularken toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel bir önem atfedilmesi gerekir. Şimdi kadın erkek düşmanlığı üzerinden bir şiddet sorunu ortaya koyduğunuzda en nihayetinde vardığınız nokta cinsiyetinizin reddine gidiyor. Biyolojik cinsiyetinizin reddine gidiyor. Bu nedenle bu sözleşme cinsiyetsiz kadın, cinsiyetsiz erkek ve en nihayetinde cinsiyetsiz bir toplum tasarlamayı planlıyor. Cinsiyetsiz bir toplum ile, cinsiyetiyle barışmamış bir toplum, bunu yönetememiş bir toplum, aynı zamanda kadın ve erkek birbirine düşman iken, acaba bu derin krizlerle, bu derin yarıklarla nasıl şiddeti engelleyeceksiniz? Yetinmiyor, sözleşme 4. maddesinde diyor ki, bir saniye, bir yanlış anlamaya da mahal vermeyelim. 4. maddenin 3. bendinde şiddetin uğrayabilecek kesimler ayrı ayrı tarif ediliyor. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, cinsel yönelim, cinsel kimlik vesaire 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 devam ediyor. Yani burada tekrar vurguluyor. Diyor ki toplumsal cinsiyet nedeniyle, bakın cinsel biyolojik kimlik, biyolojik kimlikten bahsetmiyor, biyolojik cinsiyetten bahsetmiyor. Başka bir cinsiyet tanımı yaparak en nihayetinde vardığı yer cinsiyeti reddetme. Bununla da yetinmiyor sözleşme. Diyor ki aynı zamanda diyor sizin etnik kimlikleriniz, mezhepsel kimlikleriniz, siyasi görüşleriniz gibi özellikleriniz de şiddete uğrama ihtimalinizi artırıyor. Yani cinsiyetler üzerinden toplumu bölmekle yetinmiyor. Madem bir işi yapıyoruz diyor İstanbul Sözleşmesi, tam yapalım. Mezhepsel kimlikler üzerinden de bir ayrışmayı tetikliyor. Yani Alevi kadınla Sünni kadını karşı karşıya koyuyor. Kürt kadınla Türk kadını karşı karşıya koyuyor. Gibi gibi bunu o kadar çoğaltabiliriz ki ve bu profil ile, bu bakış açısıyla İstanbul Sözleşmesi şiddeti önleyeceğini iddia ediyor. Bu bakış açısıyla... Sayın Zühran, bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Neyi çağrıştırıyor şimdi bu bütün tanımlarınız? Büyük Orta Doğu Projesi'nin bölgemizle ilgili projesini. Yani tam üst üste örtüşüyor sizin anlattıklarınızla. Onun için siyasi şeyini biraz sonra biraz daha ayrıntılı belki konuşacağız ama toplum projesi diyoruz. Siyasi bir projenin oluşturduğu ve onu destekleyecek, ona sesini çıkarmayacak, yolu düzleyecek bir toplumsal proje anlıyorum sizin çizdiğiniz bu fotoğraftan. Buyurun efendim. Elbette Büyük Orta Doğu Projesi diye aslında çok da net ifade ettiniz Şule Hanım. Emperyalizm Batı sadece topuyla tüfeğiyle gelmiyor. Sadece siyaset anlayışıyla gelmiyor. O siyaset anlayışının yaşayabileceği toplumsal ilişkilerin, toplumun, sosyal ilişkilerin var olması gerekiyor. Ahlak değerlerinin oluşması gerekiyor. Bunları da işte bu tür sözleşmeler aracılığıyla yerine getiriyorlar. Sözleşmeye baktığımız zaman ben birkaç kez inceledim. Toplumsal cinsiyet tanımı 24 yerde geçiyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tanımı 7 yerde geçiyor. Cinsel yönelim bir yerde, cinsel kimlik bir yerde geçiyor. Bunlara karşılık şiddetin, sözleşme söylüyor bunu, sözleşme şiddetin daha çok aile içinde yaşandığını iddia ediyor. Peki aile içindeki şiddeti nasıl önleyecek? Aileyi nasıl var edecek? Sağlıklı bir aile, çağdaş bir aileye nasıl ulaşacak?
sözleşmede bununla ilgili tek bir çözüm önerisi yok. Çünkü sağlıklı bir aile, çağdaş bir aile bu sözleşmenin maksat ulaşmaya çalıştığı topluma uygun değil. O toplumda sağlıklı, huzurlu, eşit bireylerden oluşan mutlu, huzurlu, çağdaş bir aileye yer yok maalesef. Kadınla erkeğin dövüşmesi, bu kavganın sonunda tırnak içinde kadının galip gelmesi gibi bir amaç görüyoruz burada. Bu amaca ulaşabilmek mümkün olmadığı gibi kadına yönelen şiddeti bu yöntem ile sonlandırmamız mümkün değil. Daha da derinleştirip daha da arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Evet. Toplumsal cinsiyet tanımını birazcık daha şey yaparsak, yani kendi tanımlarından ben okumak istiyorum. Diyor ki her erkek doğan birey dişilere, her dişi doğan birey erkeklere yönelmek zorunda değildir. Yani XY ve XX kromozomuyla doğan insanlar ille böyle olmak zorunda değildir. Kültürel olarak değiştirebilirler yönelimlerini diyorlar. Toplumsal cinsiyetten, yani bir cinsiyetle doğuyorsunuz, bir de ayrıca toplumda bir cinsel yönelim elde ediyorsunuz ve bunu da size tercih özgürlüğü tanıyor. Fena mı? Yani böyle mi olsun ama doğasına aykırı bir dayatmayla ve bunu bir özgürlük, çağdaşlaşma bir şey gibi sununca hatta bir gazetede şey haber okumuştum bu eşcinsel şeylerin yürüyüşüyle ilgili. Ramazan'a rastlıyor. Valilik izin vermemiş. Yürüyüşe yani uygun görmemiş. İncitici bir şeyler olabileceği düşüncesiyle. Ona rağmen yürüyüş yapılıyor. İki tane kız ağız ağıza öpüşmüşler yarı çıplak bir vaziyette. Ve başlıkta şu. Ramazan tabusu yıkıldı. Yani hakikaten yayındayız diye kendimi zor tutuyorum. Ayıptır. Ayıptır. Yani bu kendi milletine en azından saygısızlık açısından şeyi bırakıyorum. O kızlar mutlu mu? Yani onlara özgürlük diye sunulan gerçek özgürlük burada. Biraz önce konuştuk, feodalizme karşı mücadele dedik, kadını özgürleştireceğiz dedik, ekonomi vesaire, bağımsız, ekonomik bağımsızlığını elde ettireceğiz ki kadın başı dik yürüyebilsin, o bölgeyi kalkındırabileyim ben ki oranın kadını gerçekten şiddete karşı koyabilecek bir güce sahip olsun diye uğraşırken birdenbire karşıma başka bir düşman çıkarıyorlar. Seni alıyor buradan, o mücadeleden benim yanımdan koparıyor, evet. Benim karşıma getiriyor. Zaten amaç bu değil mi? Yani bu kapitalistler neden 1910'larda, 1800'lerin sonunda falan böyle bunu dayatmadılar bize de, çekirdek aileyi dayattılar, ne bileyim eşcinselliği tabu olarak gördüler, yasakladılar falan da. Şimdi bunu neden dayatıyorlar acaba? Çünkü biz siyaset bilimi eğitimi aldım ben daha önce, community'mi bitirdim. Orada üniversiteye başladığımızda siyaset bilimine giriş diye kitaplar verdiler bize. İşte ben 90'lardan sonra okudum. O kitaplarda maalesef şöyle eğitimler aldık biz. İşte artık politik olan değişmiştir. Politik olan, ekonomik olan değildir. İşte bizim bu insanların tüm faaliyetlerinin belirleyicisi onun üretim faaliyetidir gibi ekonomik bakış açısı. Bunlar klasik modernist yaklaşımdır. Artık dünyada her şey değişti. Doğu bloku yıkıldı. Dünyada tek egemen güç var. İşte bu küreselleşme denilen dayanılmaz bir şey var. Üretim süreci değişti. Üretim türü değişti. İşte postfordizme geçildi. Tüketim tercihleri değişecek. Artık demokrasi modelleri kimlik, fark ilişkisi ekseninde olacak. Çok gelişiyor. Agonistik demokrasi, biyolojik demokrasi, radikal demokrasiler. Avlu caflu böyle kitaplar falan okudum ben. 4 sene bu kitapları okumakla geçirdim. Yüksek lisans yaptım, o kitaplardan yine kurtulamadım. En son branşımı değiştirmekte çare buldum. Yani bu küresel saldırıya karşı direnemedim. Çünkü bunlar çekirdek aile istemiyorlar. Neden? Artık üretim yapmıyorlar. Çekirdek aile ne yapar? Çekirdek aile bir tasarruf. Tabii kadın kadın olunca ve erkek erkeğe evliliklerde tabii. Şey olmuyor. Tüketim çeşitleniyor. Tüketim ve ihtiyaçlar çeşitleniyor. Böyle bir hale geliyor ki artık o onur yürüyüşünde bizim o delikanlılar, kızlara falan bakın. Onları bu arada hepsini çok seviyorum. Yani hiç öyle onları aşağılamıyorum ya da böyle kötü gözle falan da bakmıyorum. Ben çok üzülüyorum onlara. Yok, yani ama bakıyorsun üretimden kopmuş, hayattan kopmuş. Çünkü kapitalistler sana diyor ki, çok net, bana emekçi kimliğinle gelme.
benim çıkarlarıma dokunma. Feminizmle gel, çevreci hareketlerle tabii gel, ekolojik, radikal ekoloji, ne bileyim ne kadar böyle bir ideoloji varsa bunları savun. Sisteme. Bana Çorumlu kimliğinle gel, hiçbir şey bilmiyorsan Kürt kimliğinle gel, Alevi kimliğinle gel. Çünkü rahatlatıyor bunlar, tam tersine tabii, tabii bunlar rahatlatıyor, bunlar çıkarlarına dokunmuyor. Bir de aile meselesi, bilmiyorum Zühre Hanım siz ne düşünüyorsunuz burada? Özgür birlikteliklere dayanan, özgür seçimlere dayanan aile, yani ben bütün siyasi mücadelem boyunca, gençlik mücadelesi ve daha sonra partili siyasi mücadele içinde de hep onun için çalışmışımdır. Hep bunu kadın ve erkek kendi eşini gönlünce seçsin, yani sevdiğine varsın insanlar diye düşünüyorsunuz. Yani onun önünü açmanın iyi bir aile birlikte, gönül gönüle aile birliktelikleri kurmak için diye bir sorun var bizim Türkiye'mizde henüz. Yani ta Namık Kemal'lerden başlamış. Bilmiyorum okudunuz mu, Namık Kemal'in çok güzel bir yazısı vardır. Görücü usulüne ta o zaman karşı çıkıyor. Bakın ta 1800'lerin sonlarında falan daha henüz yani. Şiddetle eleştiriyor. Bunlar diyor eşya mıdır ki diyor kızlar diyor böyle gösterelim de görücü usulüyle evlensinler filan. Biz buralardan geliyoruz. Ta Namık Kemal'cim benim mücadeleye başlamış orada. Ben onların elinden almışım, getirmişim. Hala ben burada mücadele daha ediyorum. Güzel evlilikler kurulsun diye. Vatan Yağız Silistre filan yani. Hepsini orada var. Zekiye çok müthiş bir kadındır. Kendime hep benzetirim ben ona. Ben ondan çok şey öğrendim. Yani mücadele, kadın mücadelesi için. Onlar nasıl bir kalemde siler atar? Ve orada ağız ağza öpüşen iki tane genç kızımızı özgürlük diye sunarlar. Hakikaten şey yapıyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben Zühre Hanım'a bir şey daha soracağım. Bu kızın tercihi acaba özgür tercih mi? Orası çok sorunlanmış gerekiyor. Özgürlük budur diyor sana ama ya. Ondan beğenmezsen işte tabii, bir de tabii. Yanında uyuşturucu vereyim. Onu beğenmezsen bir de şırınga vereyim. Aynen. Onu beğenmezsen bir de intihar şeyi vereyim ben, seçeneği vereyim sana diyor. Topluma, sistemine başın hoş değil mi? Saçını mora boya, burasını turuncuya boya. Oh ne güzel tabuları kırdın. Evet. Oradan mutlu oldun. Gel ben gözlerine bandı çekeyim hesabı. İçim çok dolu olduğu için ben ara ara gülüyorum. Sayın Genişer, Zühre Hanım size bu bizim bir yasamız daha vardı. 4320 sayılı bir yasa. Değil mi? Şeyden önce. Evet yani İstanbul şeysini 2011'de imzaladık. İlk imzalayan devlet biziz. Sorgusuz, sualsiz. İlk imzalayan biziz. Hemen ondan 8 ay sonra bir yasa daha çıktı. Bu 4320 sayılı yasayı kaldıran, onu sonlandıran, onun yerine yeni bir yasa çıktı. Halbuki o yasa, 4320 sayılı yasa aşağı yukarı 13-14 yıldır falan yürürlükteydi. Orasını burasını değiştirdik, mücadele ettik. Yasaya şu girsin dedik, şu çıksın dedik, şurası düzeltilsin dedik. O yasalarla ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Yani birdenbire İstanbul Sözleşmesi çıktı da 6284 ne oldu? Yasa birdenbire böyle kucağımızda mı bulduk onu? Şimdi kadına yönelik şiddet toplumu da dikkatini çeken ve artan sayılara ulaşınca, boyutlara ulaşınca Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun gibi temel yasalarımızla ve yanı sıra başkaca yasalarımız da var elbette. Bunlarla çözülemeyeceğini değerlendiren meclis 1998 yılında kadına ailenin korunması hakkında bir kanun çıkarıyor. Ailenin korunması hakkında kanun, biraz önce sizin belirttiğiniz Şule Hanım 4320 sayılı kanun olarak 1998 yılında yürürlüğe giriyor. Tabii öncesinde diğer temel yasalarımızda, özel yasalarımızda da bir takım değişiklikler yapılıyor. Ancak zamandan tasarruf etmek için özellikle burada... Zühre Hanım kaç doğumlusunuz? 1977 doğumluyum. Tabii yani daha çocuktunuz sonuçta 98 sayılı yasa çıktığında. Sizin çocukluğunuzdan beri var yani bu yasa. Elbette. Evet. Elbette. 1998 yılında yürürlüğe giren 4320 sayılı
ailenin korunması hakkında kanun şiddeti kadının, çocuğun şiddete uğrayan tüm bireylerin sağlığını tehdit eden, yanı sıra toplumun sağlığını tehdit eden bir eylem olarak görüyor ve bunun kişiye, aileye ve en nihayetinde topluma zararlarının dokunacağını, büyük zararlarının olduğunu söyleyerek gerekçelerini de doğru telaffuz ederek, şiddetin gerekçelerini de ekonomik, sosyal, siyasal sebeplerle, şehir hayatının yorgunlukları, ekonomik gerginlikler ve aynı zamanda sosyal hayata uyum sağlayamamaktan kaynaklanan karmaşalar diye daha da ayrıntılı olarak tarif ediyor ve anayasamızın ailenin korunmasına dair maddelerini ve temel hak ve özgürlüklere atıf yaparak bir kanun çıkarıyor. Bu kanun esasen... Doğru tanımlamanın ne gibi bir faydası var? Çünkü yani nereden değiştireceğimizi bana elime şey veriyor, malzeme veriyor bir anlamda. Elbette. Elbette. Şiddetin sebebini doğru tarif etmek lazım. Evet, yoksa bu şiddeti önlemek çünkü aynı mi? Zaman öyle mi haklarımızı evet. Şiddetten korunacak yoksa evet. Hakikaten gidip o ekonomik sorunları vesaire ortadan kaldırmak için mi mücadele edeceğim? İki çizgi farkı var burada. Yani çok basit evet. Bir ayrım değil bu tanımlar. Evet, buyurun. Tabii ki sorunu tarif etmek, soruna çözmeye uygun araçları oluşturmak ve bu sorunların çözümünde nasıl bir hedefe, nasıl bir topluma ulaştığınızla ilgili bu tanımlar. Dolayısıyla son derece önemli. Meselenin tamamen çözülmesi bakımından da son derece önemli. 4320 sayılı kanun, 6284 sayılı kanunun aslında temelidir. Yani toplumda çok yanlış biliniyor. Bir gün gökten 6284 düştü İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamamızdan sonra gibi bakılıyor. Ancak böyle değil. Bu tedbirler aileyi korumaya yönelik, eşler arasındaki şiddeti, çocuklara yönelen şiddeti korumaya yönelik tedbirler içeriyordu. Fakat yeterli olmadığı anlaşıldı. Aradan geçen zaman içerisinde yeniden değişiklikler yapıldı, kapsamı değiştirildi, ayrıntılandırıldı ve şiddetle, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi aracı olarak geliştirilmeye devam edildi. Bu arada İstanbul Sözleşmesi ne Türkiye imzaladı. Fakat 6284 ile ilgili olarak da yanlış bilinen bir başka husus, 4320 sayılı kanunun yeterli olmadığı tespit edildikten sonra o arada kadına yönelik şiddet nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen bir davanın sonucunda dönemin Aile Bakanı çıkıp Fatma Şahin, kadına yönelik şiddetle daha kapsamlı, daha kurumsal ve daha geniş bir mücadele alanı yaratılması gerektiğini, bunun için de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylemişti. 2011 yılı hızlı bir yıl oldu o açıdan. 6284 sayılı yasanın çalışmaları başlamıştı. Ortada henüz İstanbul Sözleşmesi yoktu. Fakat İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra 6284 sayılı kanun yasalaştı. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ne dayanak maddelerden birisi yapıldı. Geldik 6284'e. 6284, 4320 sayılı önceki kanundan çok daha ayrıntılı, şiddet mağdurunu çok daha geniş ele alan ve bununla mücadele yöntemlerini çeşitlendiren etkin ve hızlı tedbirleri öngörmeyi planlayan bir kanun. Çok da uygulandı. Uygulamada çok karşılık buldu. Toplum tarafından çok sahiplenildi. Fakat buradaki temel bir başka hataya da değinmek isterim ben Şule Hanım. 6284 sayılı kanun bize İstanbul Sözleşmesi'nin hediyesidir. Dolayısıyla birlikte bunlarla yol alınması gerekir kadına şiddet konusunda der. Ancak bu da yanlış. 6284 sayılı kanunun maksadı ile İstanbul Sözleşmesi'nin maksadı birbirinden çok farklı. Biraz önce siz de ayrıntılıca değindiniz. Erdem Bey de değindi. İstanbul Sözleşmesi'nin cinsel kimlikleri, biyolojik cinsiyetleri reddetmek üzerine kurduğu kadına şiddetin önlenmesi 6284'te yok. Çünkü 6284 Türk toplumunun ihtiyaçlarına
Türk toplumunun değer yargılarına uygundur. Bu nedenle millidir, bu nedenle büyük bir kazanımdır Türkiye için. Geliştirilmesi, daha da genişletilerek uygulanması gerekir. 6.284 sayılı kanunda örneğin cinsel yönelim gibi, toplumsal cinsiyet gibi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi toplumu dönüştürmeye çalışan tanımların hiçbirisi yok. Bu tanımlar olmadığı gibi böyle bir bakış açısı da yok. Esasen 6.284 sayılı kanun kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken sağlıklı bir aileyi de ayakta tutmaya, ailenin çağdaşlaşmasına hizmet eden çeşitli tedbirleri bir arada değerlendiren bir kanun. Peki bir de bu yasanın kalkmasını isteyenler var. 6.284 nolu yasanın aile yapısına zarar verdiğini de ileri sürüyorlar. O konudaki fikrinizi de alayım, sonra Erdem Bey'e döneyim. 6.284 sayılı kanuna yapılan eleştirilerin birisi ailenin birliğinin yok edildiği şeklinde. Bu birliğin de şiddet mağduru kadına yönelik alınan tedbirler, kocanın evden uzaklaştırılması vesaire gibi, en bilineni bu. Fakat burada aileyi yok eden kadınla erkeğin ayrı mekanlarda bulunması, bu haliyle erkeğin, çoğu zaman erkeğin diyelim, bir de öyle de bir şey var, her zaman erkek değil şiddetin faili olan, çoğu zaman şiddet ortamını, şiddetten arındırmaya çalışmak doğru bir yaklaşım. Yani aileyi yok eden, sağlıksızlaştıran eşlerin birbirinden ayrılması değil. Aileyi sağlıksızlaştıran kadına yönelik her türlü şiddettir. Bu şiddetin önüne geçmek gerekir ki aile sağlıklı bir hale gelsin. İkinci bir eleştiri 6.284'e ilişkin kadının beyanının esas alınması, delil toplanmaması. Bu nedenle erkeğin tırnak içinde lekelenmeme hakkının bulunduğu şeklinde bir itiraz var. Bu kanun şiddet failini tek başına cezalandıran bir kanun değil. Şiddeti önlemeye yönelik tedbirler içeriyor. Dolayısıyla şiddetin de çoğunun aile içinde yaşandığı, ev içinde, kapalı mekanda, mahrem bir yerde yaşandığı düşünüldüğünde tedbirin acil alınması gerektiği, hızlı olması, etkin olması gerektiği çok açık. Bu nedenle kadının beyanının esas alınması şiddetle mücadelenin bir biçimidir, doğru bir yöntemidir. Burada varsa aksaklıklar belki giderilebilir. Ancak kadının beyanının esas alınması özde yanlış bir tutum değildir. Son derece doğrudur. Bir diğer husus ise bu 6.284'e yönelen bir diğer eleştiri ise nafaka yükümlülüğüyle ilgili olan. Esasen bizim nafaka yükümlülüğümüz medeni kanunda boşanmanın içerisinde değerlendirilen bir husus. Ancak bu kanun aralarında boşanma davası, ayrılık davası gibi adli bir süreç olmadan, hukuki bir süreç olmadan fiilen ayrı yaşamak durumunda kalan aile bireylerinin birbirlerine karşı mali yükümlülüklerini geçici süre ile tarif eden bir şey. Dolayısıyla mağdur olan, ekonomik olarak da sıkıntı içerisinde olan ve çocuklarına bakmakla, çocukları çünkü annenin yanındadır, çocuklarına bakmakla yükümlü olan bir kadının bir geliri de yoksa kocası tarafından nafaka vermek suretiyle desteklenmesi de son derece doğrudur. Bu eleştiri de yerinde değil. Evet, yani buralarda bazı haksızlıklar olabiliyor. Ben iki tarafı da dinledim çünkü. Ama bu yargıcın değerlendirmesine, eğer kafasını sakin bırakırsanız, onun değerlendirmesine kalmış bir şeydir. İki dakikamız kalmış. Sizin son bir cümlenizi alayım. Erdem Bey'in son cümlelerine geçin. İstanbul Sözleşmesi'ne bakışımızı belirleyecek olan nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Türk kadınının önündeki sorunları nasıl tarif ediyoruz ve bunu çözdüğümüzde nasıl bir toplum yapısına kavuşmayı bekliyoruzdan ibaret aslında. Biz kadınıyla erkeğiyle eşit, vatandaşlık haklarına sahip,
birlikte üreten, başı dik, tam bağımsız, ailesinde mutlu, huzurlu, sevgi bağıyla birbirine bağlanmış ve barış içerisinde bir toplum. Birbiriyle barışmış çiftler, birbiriyle sevgiyle, muhabbet ile geçinen çiftler arıyoruz. Hedefimiz de budur. Kadının önündeki fiili ve hukuki eşitsizlikler varsa, ki var, var olanları da biliyoruz. Bunlara yönelik mücadelenin sonunda tam bağımsız, başı dik, aydınlanmış, çağdaş bir aile ve toplum yapısı istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bunu yapmamızın önündeki en büyük engellerden birisidir. Biz kendi mücadelemizi, kendimiz kendi ihtiyaçlarımıza uygun ve doğru araçlarımızla yürütebiliriz. Bunun için ne grevyolara ihtiyacımız var, kaldı evet. ki o grevyolar ayrıca bize böler parçalarda. Biz kendimiz başarırız bunu. Cumhuriyet de biz bunu bir kez başardık. Çok daha geliştirerek daha ileriye taşıyabiliriz. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sağlıklı kız çocukları ve sağlıklı yani haklarının bilincinde kız çocukları ve sağlıklı erkek çocukları yetiştirmekte anlamlı. Evet. Onların onurlarını da korumamız gerekir diye düşünüyorum. O onursuz duruma düşmemeleri gerekir erkeklerimizin de deyip son sözü size bırakalım efendim. Son sözü şöyle söyleyeyim. Her ne kadar hukukçu olsak, yasaları tartışsak da yasaları değiştirerek, sözleşmeler imzalayarak sorunları çözemiyoruz. Bütün sorunların temelinde üretim var. Eğer bizim ülkemizde bir üretim devrimi yapılırsa, kadınımız, erkeğimiz üretirse ne bu sözleşmelere ihtiyaç kalır, ne cinsellere ihtiyaç kalır. Çünkü üretim yapan, hele Cumhuriyet devrimiyle büyümüş, Atatürk İlkeli devrimleriyle yetişmiş kuşaklar eşleriyle kavga etmezler. Bütün bu sebep, yani bu insanların boşanmaları, kavga, şiddet, arkasına baktığımızda aslında bir yandan da işsizliği görüyoruz, ekonomik sıkıntıları görüyoruz. Haklı gerekçe olarak söylemiyorum bunları. Ama gerçekten toplumsal yapımız ta Tanzimat döneminden beri hukuk kurallarını değiştirirsek, batıdaki hukuk kurallarını alır uygularsak mesele çözülecek, Türkiye kurtulacak zannediyorlar ama öyle olmadı. Biz koskoca bir imparatorluğu böyle hukuk kuralları değiştire değiştire uluslararası sözleşmelerle, ıslahat hareketleriyle yıktık. Şimdi Cumhuriyet'i de böyle yıkmaya çalışıyorlar. İkinci söyleyeceğim şu, sözleşme kendisinde çok güzel aslında itiraf ediyor. 12. maddesi diyor ki, kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması diyor. Hiçbir şey söylemiyorum. Amacını burada gizliyor. O kadar güzel şeyin içine, o kadar tehlikeli şeyleri koyuyorlar ve zurnanın zırt dediği yeri en son söyleyeyim. İşte bu bahsettiği grevyolar. Kim bu grevyo? Korkunç dokunulmazlığı var. Sonsuz söz söyleme hürriyeti var. Tüm diplomatik özgürlüklerden faydalanıyor. Haklarında kesinlikle cezai hukuki soruşturma yapılamıyor. Geliyor benim hakimimin yargıcımı denetliyor. Üst mahkemeden daha yüksek. Ana muhalefet parti liderinden daha korumaya sahip. Anayasa Mahkemesi başkanından daha ciddi dokunulmazlığı, sorumsuzluğu olan bir yapı. Ne yapacak bu? Gelecek benim yargıcımı denetleyecek ve yetkili olarak kimi söylediğini başka bir maddede yabancı ülke parlamentoları da bunları müdahale edeceklermiş. Ne yapıyor yabancı ülke parlamentoları? Soykırım yaptınız diyor değil mi bize? Ermenileri astınız, Rumları kestiniz, Kürtleri soykırım yaptınız diyorlar. Yani bazıları öyle yapmaya çalışıyorlar tabii. İşte onlara yetki veriyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni lütfen herkes okusun. Lütfen benim dediğimiz riskli bulduğumuz maddelere baksınlar. Bu sözleşmeden yana olmak ya da karşı olmak değil, bunun güzel şeyler içerisinde bize neler dayattığını görmemiz, uyanık olmamız gerekiyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi mi yaşatır? Öyle bir kampanya var. Yaşatır. Kesinlikle. İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz. Cumhuriyet devrimleri yaşatır. Bunlara bağlı kuşaklar yetiştirmek yarışır. Ve kadınıyla erkeğiyle eş olmak evet. yaşatır. Zühra Hanım, siz hangisinin yaşatacağı konusunda son sözünüzü söyleyin. Cumhuriyet yaşatır. Biz evet. bunu deneyimledik. Büyük başarılar elde ettik ve bütün dünyaya örnek olduk. Cumhuriyetin kadını yaşattığıyla ilgili. Şimdi bize sopa sallayanlar, bize burun kıvıranlar, henüz kadın mücadelesi adını ağzına alamazken biz kadınlara seçme hakkı, seçilme hakkı kazandık. Eşit öğretim, eşit eğitim haklarını kazandık. Bakın verildi demiyorum, kazandık. Medeni kanunla eşit bireyler, kadınıyla erkeğiyle eşit bireyler yarattık. Biz bunu başardık Cumhuriyet'le. Çok daha iyisini başarırız.
İstanbul Sözleşmesi kadını boğar, kadını öldürür. Kadını yaşatmayı bırakın, kadını öldürür, kadını boğar. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Size de çok teşekkür ediyorum. Eşinize de tebriklerimi sunuyorum. Sizin gibi bir eş yetiştirdiği için. Annenize de tabii özellikle. Ve babanıza da. Evet. Sağ olun. Selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Evet, Cumhuriyet yaşatır diyoruz. Cumhuriyetimize dört elle sarılmamızın anlamlı olduğunu bir kez daha altını çizmiş olduk. Saygılarımızla efendim.